Bir kez daha soykırımı anıyor ve inkara son diyoruz. Bundan 109 yıl önce 24 Nisan 1915'te zamanın Osmanlı toplumunun sanat, edebiyat, düşünce ve kültür dünyasının en üretken temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 220 İstanbullu Ermeni gözaltına alındı. Önce merkez cezaevi olarak kullanılan Mehterhane'ye, yani bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bulunduğu merkez cezaevine, ertesi gün Sarayburnu'na götürülerek orada kendilerini bekleyen bir gemiye bindirilip Haydarpaşa tren istasyonuna götürüldüler. Oradan da Anadolu'nun içlerine doğru yola çıkarıldılar. Bir grup Ayaş'a, bir grup Çankırı'ya götürüldü. Ayaş'a götürülen 70 kişiden 58'i, Çankırı'ya götürülen 150 kişiden 81'i öldürüldü. Bu vahşet bununla sınırlı kalmadı. Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ve yerel halkın katılımıyla İzmit'ten Eskişehir'e, Kayseri'den Sivas'a, Erzurum'dan Van'a, tüm Anadolu'daki Ermeni varlığına, bütün tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal dokusuyla birlikte son verildi. Ermenilerin sadece canlarına kastedilmedi. Mallarına, mülklerine, paralarına, hatıralarına, tarihlerine el konuldu. Bir uygarlık binlerce yıllık ana yurdundan tüm izleriyle birlikte silinip yok edildi. Bu süreçte Kuzey Mezopotamya'nın en eski halklarından Süryaniler, Pontus ve Küçük Asya Rumları da soykırıma uğratıldı. Daha da önemlisi, TC devleti dünyanın en başarılı ve en uzun süreli soykırım inkarını gerçek kıldı, kurumsallaştırdı ve en geniş tabana yaygınlaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soykırımı inkar etmekle kalmıyor, aksine 1915 soykırımını tartışmak isteyenleri de hukuken cezalandırma yoluna gidiyor. Özellikle soykırımla ilgili yapılmış açıklamalara 2018 yılından bu yana sürekli soruşturma ve dava açılıyor. Genel olarak söz konusu soruşturmalar takipsizlik kararıyla, açılan davalar beraat kararıyla sonuçlanmış olsa da son dönemde bu politikanın da değiştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay sonuçlanan bir davada yargılanan kişilere soykırım anması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden cezalar verildi. İnsan Hakları Derneği, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon üyeleri Eren Keskin ve Gülistan Yarkın aynı maddenin nedeniyle yargılanmaktalar. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı komisyon olarak 2021 tarihinde yaptığımız soykırım anma açıklamamız cezalandırılmak isteniyor. Bunun da Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Soykırımın inkarı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkara son verin. Bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman nehirlerden akan, vadilerde üst üste yığılan, uçurumlardan atılan, denizlerde boğulan mezarsız ölüler hak ettikleri gibi haysiyetlerine uygun şekilde gömülmüş olacak. Ruhları huzura erecek, adalet yerini bulacak. Bu yüzden bir kez daha hiç bıkmadan soykırımı tanıyın, af dileyin, tazmin edin diyoruz. İnsan Hakları Derneği, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon.